Önceki bölümde temel çizim komutlarıyla çizim yapmayı öğrenmiştik. Bu bölümde temel çizim komutları üzerinde düzenlemeler yapan nesne düzenleme komutlarını da kullanarak çizim yapmayı öğreneceğiz. AutoCAD bu işlem için Modify dediğimiz bir sekme oluşturmuş ve bunun içerisinde nesne düzenleme komutlarını barındırmış. Bunları Draw sekmesinin hemen yanındaki Modify sekmesinden ulaşabilirsiniz. En sıkça kullandığımız modify komutlarının başında taşıma, döndürme, aynalama, kopyalama, stretch yani uzatma, scale ve benzeri komutlardır. Bu komutları mümkün olduğunca derslerimizde sıkça kullanacağız. Ekranda görmüş olduğunuz bilgisayar masası çizimini şimdiki dersimizde hem yapacağız hem de bu esnada buradaki modify yani düzenleme komutlarını da kullanacağız. Çizimi dikdörtgen komutuyla çalıştırmak suretiyle başlıyorum. Reg Enter yazıyorum. Veyahut da buradan da ulaşabiliyorduk hatırlarsanız komutu tıklayarak. Ekranda bir yere tıkladım. Ardından buradaki üst tabloyu çiziyoruz şu anda. Dikdörtgen formunda sahip olduğu için dikdörtgen komutunu kullandık. Yatay ölçüsü 100, dikey ölçüsü 1.8. Yatay 100. Ardından y değerini girmek için virgül yapıyorum ve 1.8 yazıp işlemi onaylamak için enter yapıyorum. Şimdi yan tablomuzu çizelim. Dikey tablonun ölçüsüne bakalım öncelikle. Buradaki yüksekliği 70 birim ve kalınlığı yine 1.8 olacaktır. En son komutu tekrarlamak için klavyeden enter yapıyorum. Veyahut da sağ tıklayıp Repeat Rectangle da diyebiliriz. Enter'la işlemimi devam ediyorum. İkinci dikdörtgenin başlangıç noktası görmüş olduğunuz gibi üst dikdörtgenin alt sol alt köşe noktası. Dikdörtgenimizi başlangıç noktasını mouse'un solu ile seçtikten sonra kalınlığını giriyorum. 1.8 virgül. Bu sefer düşey ölçüsünü gireceğim. Düşey ölçüsünü eksi olarak girmem gerekir ki aşağı yönlü dikdörtgeni çizsin. Aksi takdirde pozitif değer girdiğimde hatırlarsanız yukarı yönlü çizecektir. Eksi 70 enter yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi buradaki dikdörtgeni yani yan tablayı bilgisayar masasının yan tablasında çizmiş olduk. Dikdörtgenimizi yani yan tablayı simgeleyen çizimi seçtikten sonra şimdi copy komutunu kullanarak bunu şuradaki diğer eşit özellikte ve ölçüye sahip iki obje olarak nasıl kopyalayacağımızı göreceğiz. Buradaki dikdörtgeni öncelikle seçiyoruz. Sağa tıklıyoruz. Mouse'a ve Copy Selection diyoruz. Veya ikinci seçenek Copy komutunu tıklıyoruz. Ardından kopyalamak istediğimiz objeyi seçiyoruz. Ve işlemi Enter'la onaylıyoruz. Şimdi kopyalamak istediğimiz objenin başlangıç noktasını tutuyorum. Ve kopyalama yönünü mouse'la hareket ettirmek suretiyle tayin ediyorum. Bu esnada doğrusal olarak kopyalama yapacaksanız F8'e basarak bu işlemi gerçekleştirmeniz gerekir. Şimdi F8'e basıyorum yani orta modunu aktif ediyorum. Ardından kopyalama işlemini başlıyorum. Ne kadar kopyalayacağız? Mesafe olarak 70 enter. İkinci işlemde bakın ikinci işlemi şu anda direkt alıp bitiş noktasına bırakıyorum ve işlemi tamamlamak için kopyalama işlemini tamamlamak için enter yapıyorum. Tabi bu taşıma işleminin hatalı olduğunu görmüşsünüz. Bunu seçip siliyorum. Son olarak kopyaladığım objeyi tekrar seçip sağ tıklayıp Copy Selection diyorum. Ve buradaki sağ üst köşe noktayı tutmak suretiyle buradaki bitiş noktasına getirerek mouse'un soluna tıklayarak bırakıyorum. Ardından mouse'un sağına tekrar tıklayıp işlemden çıkıyorum. Görmüş olduğunuz gibi
kopyalama işlemiyle çizim benzer özellikteki objeleri çoğaltmak suretiyle çizimimizi çok hızlı bir şekilde tamamlayabiliyoruz.